önemli belirtmek isterim ki futbol takımımızın kaybedecek bir saniyesi dahi yok. Rıza hocamızla yaptığımız toplantı için bizi eleştirmişler. Evet, adaylığımı açıkladıktan sonra Mehmet hocamızla beraber Rıza Çalınbay'la bir toplantı gerçekleştirdik. İhtiyacı olan, sıkıntılı gördüğü bölgelerin sohbetini yaptık. Samsun Spor maçından sonra tekrar bir araya gelmek üzere anlaştık. Belki Sayın Arat konunun ciddiyetinin farkında değil ama şu anda 85-86 milyon euro maliyeti olan bir takımımız var. Eğer bu sezonu iyi şekilde bitiremezsek, Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsek, Avrupa kupalarına katılamazsak yaşayacağımız zorlukları düşünün. Bu görüntüdeki bir takımdan ne bir futbolcu satabilirsiniz, ne de hedefi olan futbolcular bu kulübe gelmek ister. Merak etmeyin, biz bu takımın eksiklerini tamamlayacağız. Gerekli transferleri de yapacağız. 11 Ocak tarihinde bu transferleri yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Yaptığımız bu çalışmalarla taraftarımızın başını asla öne eğdirmeyeceğiz. Hızlıca bu iletişim konusunu düzeltmek gerekiyor. Camiye bölündü. Daha da germeye çalışanlar var. Artık bu camiye bütünleşecek. Bir araya gelecek. Taraftarıyla, üyeleriyle, sporcularıyla, basınıyla kavgasız ve birlik içinde bir Beşiktaş olacak. Maalesef biz içinde bulunduğumuz bu ortamda birbirimizle uğraşmaktan dışarıdan gelen saldırılara ve saygısızlıklara gerekli cevabı veremiyoruz. Çok kısa vadeli ihtiyaçlar var. Bankalar Birliği anlaşmasının balon ödemeleri var. Bunların hepsine ben ve ekibim hazırlıklıyız. Değerli Beşiktaşlılar, yukarıda bahsettiklerim acil olarak düzeltilmesi gereken konulardır. Ama tahmin edeceğiniz gibi bunlar yetmez. Kalıcı çözümlere ihtiyacımız var. Beşiktaş'ı bu borç yükünden kurtaracağız, kurtarmak zorundayız. Bu arada tekrar belirtmek isterim ki ben sizlere hiçbir zaman ayakları yere basmayan planlı, detaylı, bütçesi, sponsoru, her şeyiyle hazır hale gelmeyen hiçbir projeyi paylaşmam. Sizleri de bir hayalin peşinden sürüklemem. Buradan müjdelemek isterim ki önümüzdeki hafta hepsini öğreneceksiniz. Basın toplantısıyla anlatacağız. Hayalleri değil, somut şeyleri göreceksiniz. Nevzat Demir tesislerinin tapusunun alınmasını imkansız olarak nitelendirmişler. Orası şu anda kulübümüze kiralanmış durumda. Biz tahsis hakkını geri almayacağız. Biz tesisimizin tapusunu alacağız. Kiralık şekle dönmesi de ileride buranın tapusunu almamız için daha uygundur.